tekrar hoş geldiniz Sayın Bakanlarım. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Sayın Muhammed Tahir Es-Siyale, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu, Ürdün Eski Başbakanı, Lahey Uluslararası Adalet Divanı Eski Yargıcı, Doktor Sayın Avn Şevket El Hasavne, Sayın Valim, Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Rektörlerim, değerli öğretim üyeleri, saygıdeğer katılımcılar. Uluslararası Üniversiteler Konseyi tarafından üniversitemizin ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Akdeniz Çalıştayı'na hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Sayın Özdenen Özkan'ın kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Valim, çok değerli hocalarım, çok değerli konuklarımız. Uluslararası Üniversiteler Konseyi tarafından üniversitemizin ev sahipliğine düzenlenen Doğu Akdeniz Çalıştayı vesilesiyle Akdeniz'in ve ülkemizin incisi Antalya'mızı da sizleri bir arada görmekten çok büyük bir onur duyuyorum. Hoş geldiniz. Milletimizin ve vatanımızın yüksek çıkarlarını gözeten bir dış politika izlemek için bulunduğumuz coğrafya bize belirli şartları dikte etmektedir. Akdeniz'in önemli bir kısmını oluşturduğu bu jeopolitik kavşakta tansiyon zaman zaman yükselmektedir. Bu coğrafyadaki tüm taraflar bölgeye ciddi önem veriyorlar. Ancak burada kıyıdaş ve paydaş olmayanların da kendilerince hak iddia etmeleri durumu karmaşık hale getirmekte. Türkiye Akdeniz'in yalnızca doğusunda değil, tümünde en uzun kıyı şeridi bulunan bölgesel bir güçtür. Elbette ülkemiz bu alandaki tüm çıkarlarını korumayı sürdürecektir. Bu kararlılığını her platformda sergileyen ülkemizin haklı duruşunun ciddiyetinden şüphe duyulmaması gerekmektedir. Ancak görebildiğimiz kadarıyla ülkemizin bu coğrafyadaki meşru hak ve çıkarlarını korumak amacıyla attığı hakaniyete dayalı adımları istismar ederek aleyhimizde olumsuz bir algı yaratmak isteyen çevreler vardır. Bu kritik konjonktürde Uluslararası Üniversiteler Konseyi'nin düzenlediği çalıştayımıza ev sahipliği yapmaktan ayrı bir onur duyuyorum. Çalıştayımızda yer alan tüm katılımcılara şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Bu değerli isimlerin yapacakları katkılar, Doğu Akdeniz'deki art niyetli aktörlere karşı aldığımız ve alacağımız tedbirlerin temellerinin iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Ancak bu çalıştayın amacı yalnızca ülkemizin milli çıkarlarını savunmakla sınırlı değildir. Bunun da ötesinde amaçlarımızdan biri ülkemizin hakkaniyet mücadelesine vurgu yapmaktır. Devlet otoritemizin her zaman vurguladığı bir gerçek vardır ki hiçbir ülkenin bir karış toprağında, bir kuruşluk hakkında gözümüz yoktur. Hiçbir zamanda olmamıştır. Ne ecdadımızın zamanında ne de günümüzde utanç duyacağımız hiçbir politikamız yoktur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde şartların fütuhatı ile genişlerken bir tek insana dahi ne dini ne de ırksal baskı kurulmamış, modern deyimiyle asimilasyon uygulanmamıştır. Bugün Türkçe konuşulan ülkeler topluluğu vardır. Ancak Commonwealth yani İngiliz uluslararası topluluğu veya Fransızca konuşan ülkelerin oluşturduğu La Francophonie gibi grupların aksine
Türkçe konuşan ülkeler eski Türk sömürgeleri değildir. Diğerleri eski sömürgelerinde ekonomik istismar, küresel asimilasyon ve hatta yerine göre soykırım uygulamışken milli tarihimizde hiçbir politikamız böyle lekeler taşımamaktadır. Biz bu adil geçmişimizle gurur duyuyor, günümüzde de kültür ve soy bağımız olan ülkelerle işbirlik ilişkilerimizi özellikle geliştiriyor, onlarla dayanışma sergiliyoruz. Sözünü ettiğim o diğer ülkelerden ve tarihlerinden ise alacağımız ibret dışı herhangi bir ders yoktur. Tüm tartışmaların ve de ülkemize olan karşıt duruşun odağı özellikle son dönemde bölgesel güç olarak parlayan ülkemizin söz sahibi olmasından duyulan panik olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Batı dünyası son dönemde bu kaygılarını ekonomik ve bölgesel siyasi politikalarına yansıtmakta, ülkemize baskı unsurları yaratmak için sürekli bahaneler yaratmaktadır. Bu bakımdan içinde bulunduğumuz konjonktürde böyle bir çalıştayın paydaşların katılımıyla Türkiye'de ve Akdeniz kıyısında yapılmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu önemli çalıştayın dünyaya, Doğu Akdeniz'deki tüm paydaşların arasında hakça bir düzen oluşturulması gerektiğini, mesajını vermesini diliyorum. Değerli katılımcılar ve konuklar, hepimizin bildiği gibi son haftalarda bütün dünyada pandemiyle mücadelenin yoğunluğu artmıştır. Bu nedenle fiziksel olarak burada bulunan katılımcı ve dinleyicilerin sayısı çalıştayımızın tüm önemine karşın kısıt tutulmak zorunda kalınmıştır. Dolayısıyla katılımların bir kısmı da çevrimiçi gerçekleşmektedir. Ancak yine de çalışmalarımız mümkün olan en geniş şekilde her mecrada duyurulacaktır. Sözlerim çalıştayımızın düzenlenmesinde ve organizasyonunda desteklerini ve katkılarını esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanlarımız başta olmak üzere tüm organizasyon ekibine teşekkür bir borç bilirim. Verilen emeğin başarılara vesile olmasını yürekten diliyorum ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Sayın Özlenen Özkan'a teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız konuşmalarını yapmak üzere Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Sayın Orhan Hikmet Azizoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Bakan Yardımcım, kıymetli rektörüm ve rektörlerimiz, çok kıymetli muhterem katılımcılar, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanlığı'nın Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde ve çok yüksek katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Doğu Akdeniz Çalıştayı'na katılımlarınızdan hepiniz onur verdiniz, şeref verdiniz. Kıymetli hocamın değindiği gibi insanlık ailesinin son zamanlarda yaşadığı küresel mi maalesef ülkemizde de yoğun can kayıplarıyla devam ettiğinden dolayı olabildiği kadar katılımcıyla Sayın Rektör hocamızın yüksek katkılarıyla çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Pandemiyle ilgili yakın bir zamanda pandemi yaşamış yüksek antikorla şu anda aranızda bulunmaya fırsat bulmuş. Fakat pandemiden dolayı şu anda bile yoğun algı ve konuşma zorluğu çeken bir hasta olarak şunu istirham ediyorum. Lütfen devletimizin yüksek katkılarıyla insan odaklı yaptığı tüm kurallara tüm halkımızın uyulmasını özellikle rica ederek sözlerime başlamak istiyorum. Uluslararası Üniversiteler Konseyi tarafından Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Çalıştayı'nın temel amacı coğrafyamızın kadim ve küresel saygın gücü Türkiye'nin tüm bölgesel sorunlarında üstlendiği hak, hukuk ve karşılıklı kazanıma dayanan
çözüm odaklı liderliğinin bir kez daha altını çizmek ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları sorununda bölgesel ve küresel paydaşlarımızı akademik ve diplomatik analizlerle aydınlatmaktır. Kabul etmek gerekir ki dünyada enerjiye olan bağımlılık ve ülkelerin giderek artan enerji ihtiyacı tarihsel önemini yüzyıllardır koruyan Doğu Akdeniz'i günümüzde tekrar diplomasinin merkezi haline getirmiştir. Öte yandan Kıbrıs Adası'nın hukuki statüsü göz önünde bulundurulduğunda hem Doğu Akdeniz'deki rezervlerden elde edilen ekonomik değerlerin ada halkının ortak çıkarına sunulamayışı hem de Türkiye'nin gerek Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yapmış olduğu anlaşmalarından doğan yetki alanlarının gasp edilmeye çalışılması bu çalıştayın önemli tartışmaları konuları arasındadır. Saygıdeğer bakanlarım, kıymetli misafirler, Doğu Akdeniz'de bulunan hidrokarbon rezervleri kıyıdaş devletlerin bu rezervlerin tespit edilmesi ve bulunan kaynaklardan yararlanması noktasında hak etme iddia etmeleri ve iddia edilen hakların hukuki zemine oturulması için ikili anlaşmalara imza atmaları zorunluluğunu doğurmuştur. Ancak bu rezervlerden yararlanma hakkının hem Türkiye ve Libya hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ikili anlaşmaların mevcudiyetini yok sayan bir diplomatik sürece dönüşmesi bölgede gerginlik dozunu artıran gelişmelerin yaşanmasına sebep olmaktadır. Esasen Doğu Akdeniz'de tarafların hak iddia ettiği yetki alanlarının uluslararası deniz hukukuna uygun biçimde tanımlanması Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de paydaşlarıyla kurmak istediği hakkaniyet temelindeki çözümlerin bir referans metne dönüşmesi ve atılacak adımların barışçıl adımlar sayesinde Kıbrıs Adası'na yeniden huzur ortamının egemen olması, uluslararası hukuk ve diplomasi adına küresel çapta çözmek zorunda kaldıkları pek çok problemin hali için de güçlü bir zemin sağlayacaktır. Esefle belirtmem gerekir ki, sözde müttefikimiz olan ülkeler Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin enerji, güvenlik ve diplomasi alanındaki haklı taleplerini karşılamak konusunda özde müttefik gibi hareket etmemekte, müttefiklik hukukuna yakışmayan çözüm önerilerini dayatma konusunda aşırı istekli davranmaktadırlar. Oysa Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde güvenlik açısından çeşitli istikrar sorunları bulunduğundan hidrokarbon kaynaklarının bölge ekonomilerine kazandırılması ve hatta tüm taraflar için barışa hizmet eden bir enstrüman olarak kullanılması noktasında hala en güvenli liman ve en istikrarlı ülke NATO'nun güvenilir müttefiki olan aynı zamanda Avrupa Birliği ile tarihe dayanan güçlü bağları olan Türkiye'dir. Doğu Akdeniz'in dünyanın enerji üretim merkezine yakınlığı ve sahip olduğu kaynaklar bakımından bölge devletlerinin ve uluslararası enerji aktörlerinin politikalarını yönlendirmedeki başat rolü önümüzdeki birkaç on yılda çok daha güçlenecektir. Halihazırda siyasi, insani ve hukuki sorunlarla boğuşan Orta Doğu coğrafyasının Avrupa'ya bakan yüzü olan Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının uluslararası hukuk temelinde paylaşılamaması mevcut sorun alanlarını büyütmekten başka bir işe yaramamaktadır. Mamafi, bölgede Libya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin oyun dışı bırakıldığı senaryoların hiçbirinin başarıya ulaşma şansı yoktur. Harita üzerinde kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge konularında henüz çözülmemiş pek çok sorun Doğu Akdeniz tartışmalarını ciddi biçimde etkilemeye devam ederken bölgede yeni keşfedilen enerji kaynaklarının gayri adil biçimde paylaşılmasını öngören bölgesel ve uluslararası dayatmalar sorunları bütününden işinden çıkılmaz hale getirmektedir. Aynı coğrafyayı paylaştığımız paydaşlarımız bu coğrafyanın
huzur, birlikte yaşama kültürüyle yaşanılması konusunda çok istekliler. Ve kadim devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu alanda çok önemli rol üstlendiği küresel güç odakları tarafından kabul görmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada dünya beşten büyüktür konuşması aslında paydaşı olduğumuz kürede dini, dili, ırkı, rengi, cinsiyeti ne olursa olsun herkesin özgür haklarının savunucusu, mazlum haklarının savunucusu Türkiye olduğunu vurgulamaktadır. İbn Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderdir. Aynı coğrafyada bulunuyor olması hasebiyle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıyısı bulunan ülkelerle müşterek bir kaderi paylaştığı doğrudur. Ancak bundan çok daha önemlisi söz konusu ülkelerin azımsanmayacak bir kısmıyla ortak inanç, kavram, kültür ve değer dünyasını paylaşıyor olmamızdır. Tarihin çok az sayıda milleti armağan ettiği iki ortak kaderi Akdeniz'de yaşayan bu ülkeler, küresel bir güç haline gelen ve bölgesel sorunların çözümüne adil, barışçıl ve kalıcı öneriler sunan Türkiye'nin en önemli çözüm odağı haline geldiğini ifade etmeleri olağanüstü kıymettedir. Son olarak böylesine önemli bir çalıştayın hazırlanmasında yoğun emek sarf eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan hocama ve ekibine, Uluslararası Üniversiteler Üst Kurulu olan yönetimde bulunan Türkiye ve yabancı ülkelerden 11 rektör arkadaşıma yüksek katkılarından dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Yurt dışından gelen bakanlarımız, bakan yardımcımız, Ürdün eski başbakanı, tüm katılımcılar online'den katılacak katılımcılara şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasından dolayı konuşmamı bitirmeye çalışıyorum affınıza sığınarak. Türkiye'nin dünya çapında temsili konusunda olağanüstü gayret sarf eden ve bugün aramızda bulunmak suretiyle bizleri onurlandıran Türk milletinin yurt dışındaki diplomaside tarihsel bir başarı elde eden, gerçek anlamda Türk milletinin ve coğrafyamızdaki tüm halkların haklarını üst akıl olarak koruyan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Beyefendi'ye şahsım ve Uluslararası Üniversiteler Konseyi adına kalbi teşekkürlerimi arz ediyorum. En sona sakladığım şükran ve minnet duygularımı telekonferans bağlantısıyla çalıştığımızı şereflendiren güçlü ve büyük Türkiye idealinin mimarı, mazlum ve mağdur milletlerin medarı iftiharı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf etmek istiyorum. Çalıştay sonuçlarının tüm paydaş ülkeler için hayırlara vesile olmasını diler, meclisinizi en derin hürmetlerimle selamlarım. Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Sayın Orhan Gencazoğlu'na teşekkür ederiz. Sayın Bakanlarım, değerli konuklar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çalıştayımıza özel mesajını şimdi izliyoruz. Saygıdeğer katılımcılar, kıymetli hocalarım, sevgili öğrenciler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Doğu Akdeniz Çalıştayı'nın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Çalıştay'ın düzenlenmesinde emeği olan Akdeniz Üniversitesi ve Uluslararası Üniversiteler Konseyi'ni gönülden tebrik ediyorum. Sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından katkı sunan tüm hocalarımıza, bürokratlarımıza ve devlet adamlarına şimdiden teşekkür ediyorum. Çalıştay'ın sadece bilim adamlarımızın, diplomatlarımızın, öğrencilerimizin değil, biz siyasetçilerin de ufkunu açacak değerli tartışmalara vesile olacağına inanıyorum. Doğu Akdeniz'le ilgili meseleler bizimle beraber dünyadaki birçok devletin ve akademik kuruluşun da öncelikli gündemini oluşturuyor. Akdeniz'e kıyısı olsun veya olmasın pek çok ülke
burada meydana gelen olayları yakından takip ediyor, bir şekilde müdahil olmaya çalışıyor. Son yıllarda başta enerji olmak üzere Avrupa, Afrika ve Orta Doğu eksenli tüm tartışmaların odağında Doğu Akdeniz yer alıyor. Kamuoyuna yansıyan kimi bilimsel araştırmalar, bölgedeki çıkarılabilir doğalgaz miktarının 3,5 trilyon ile 10 trilyon metreküp arasında olduğunu ifade etmektedir. Aynı şekilde bölgede 1,5 ile 3,5 milyar varil civarında petrol rezervinin mevcut olduğu hesaplanmaktadır. Ekonomik gücü ne olursa olsun bölgemizdeki hiçbir ülke bu potansiyeli görmezden gelemez. Özellikle Türkiye gibi Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir. Biz de hem kendi menfaatlerimizi garanti altına almak hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin haklarını korumak için süreci çok yakından takip ediyoruz. Ülkemizin Antalya sahillerini hapsetmeyi amaçlayan plan ve haritaları kabul etmeyeceğini açıkça dile getirdik. Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğimizi, emperyalist yayılmacılığa izin vermeyeceğimizi muhataplarımıza ifade ettik. Biz kimsenin hakkını, hukukunu gasp etme peşinde değiliz. Biz sadece haklarımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik bir duruş sergiliyoruz. Nitekim geride bıraktığımız birkaç ayda yaşananlar Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının tezahürü olmuştur. Kıymetli dostlarım, ülkemiz Doğu Akdeniz meselesinde asla gerilimden değil, barıştan, işbirliğinden, hakkaniyetten ve adaletin tesis edilmesinden yanadır. Bunun yolu da karşılıklı saygıya dayalı müzakereden geçiyor. Akdeniz'deki sorunları birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebileceğimize inanıyoruz. Şayet Akdeniz'de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınmak isteniyorsa diplomasiye şans tanınmalıdır. Zira diplomasi ve müzakere bizi ortak paydada buluşturacak en kestirme, en garanti yoldur. Bu konuda Türkiye 2003'ten beri Yunanistan ve Rum yönetiminin tüm şımarıklıklarına rağmen soğukkanlılığını muhafaza etmiştir. Bugün de aynı uzlaşmacı tavrımızı sürdürüyoruz. Avrupa Birliği içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı, Rum kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir koçbaşı gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir. Birlik dayanışması adı altında Kıbrıs Türklerine ve Türkiye'ye daha fazla haksızlık yapılmamalıdır. Doğu Akdeniz'e kıyıdaş tüm bölge ülkelerinin ve Kıbrıs Türklerinin yer alacağı bir konferans düzenlenmesi önerimiz halen masada duruyor. Muhataplarımızdan Türkiye'nin uzattığı bu eli havada bırakmamalarını bekliyoruz. Başta Yunanistan olmak üzere Akdeniz'de komşumuz olan tüm ülkeleri bu meseleyi sıfır toplamlı bir oyun olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum. Sağduyu, samimiyet ve aklı selimle hareket edildiğinde herkesin hakkını koruyan kazan kazan temelli bir formül bulabileceğimize inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Doğu Akdeniz Çalıştayı'nın başarılı ve verimli geçmesini diliyorum. Çalıştay'ın icrasında görev alan herkesi tebrik ediyor, sizlerin şahsında tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalıştayımıza özel mesajını izledik. Saygıdeğer misafirler, Doğu Akdeniz Çalıştayı tehditler ve fırsatlar karşısında Doğu Akdeniz konulu ilk oturumla başlıyor. İlk oturum için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun teşriflerini arz ederim. Sayın Bakanım, müsaadenizle diğer konuşmacılarımızı da takdim ediyorum. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Sayın Muhammed Tahir Es-Siyale'nin teşriflerini istirham ederim.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Alparslan Bayraktar'ın teşriflerini istiham ederim. Sayın Bakanlarım, değerli katılımcılar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Dışişleri Sayın Tahsin Ertuğruloğlu programımıza uzaktan bağlantıyla katılacaklar. Ürdün Eski Başbakanı, Lahey Uluslararası Adalet Divanı Eski Yargıcı Sayın Doktor Avd Şevket El Hasavne ise uzaktan bağlantıyla aramıza katılacaklar efendim. Değerli konuklar, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Hakan Karan'ı bu oturumun moderatörlüğünü yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Birinci oturum için sözü Profesör Doktor Sayın Hakan Karan'a bırakıyoruz. Tüm hazırını saygıyla selamlıyorum. Programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk olarak moderatörlüğü tarafıma bahşedilen oturumun konusu hakkında kısa bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Aslında bu değerlendirmemde değineceğim birçok hususa Sayın Cumhurbaşkanımız halihazırda değindiği için biraz kısa geçeceğim. Bir hukukten önce uluslararası hukukun en önemli bir kuralını hatırlatmak istiyorum. Bu kural diyor ki devletler aralarındaki sorunu iyi niyetle çaba göstererek çözmelidirler. Bu prensibin bir alt prensibi olarak da sorunlarını çözerken işbirliğine gitmeleri ve sorunların temelini müzakere yoluyla anlamaları gerekmektedir. İşbirliğine giderken doğal olarak yarı kapalı bir deniz olan Doğu Akdeniz bakımından da önemli bir süreci takip etmeleri gerekiyor. Ve bu anlamda da Doğu Akdeniz'e kıyısı bulunan bütün aktörlerle bir araya gelmeleri bekleniyor. Ama şu ana kadar bizim Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hissettiği, Libya'nın hissettiği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hissettiği tam da farklı. Tam bir dışlanmışlık olgusuyla karşı karşıyayız. Bunun da böyle bir sempozyumu, böyle bir çalıştayı beraberinde getirmesi olağandır. Doğu Akdeniz'de yaşananlara baktığımızda aslında Türkiye'nin sahillerinin uzunluğu ve sahillerinde yaşayan toplumun, nüfusun fazlalığı dikkate alındığında en önemli aktör olarak algılanması gerekirken her ne hikmetse bir şekilde görmezden gelinmesi ve dışlanması olgusuyla karşı karşıyayız. O zaman bizim oturumumuzun ana konusu gündeme geliyor. Ve ana konusunu esas itibariyle benim konuklarıma yönelteceğim ilk soru olarak karşımıza çıkacak. Doğu Akdeniz'deki ortak menfaatler ve fırsatlar nelerdir? Ve bunları tehdit eden unsurlar ile bu tehditleri bertaraf yöntemleri neler olabilir? Ardından konuşmacılarımıza vereceğim süreden sonra özel sorular ilgi alanlarına göre yönetmeye çalışacağım. Dolayısıyla ilk sözü ben Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na yönetmek istiyorum ve programımıza bu şekilde başlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Öncelikle Akdeniz Üniversitemize kıymetli rektörümüz Profesör Doktor Özdenen Özkan'a ve Uluslararası Üniversiteler Konseyimize ve Başkan Sayın Orhan Azizoğlu'na bu konferansı zamanlıca düzenlenen bu konferansı gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Kardeşim Muhammed Tahir Sihala'ya ta Libya'dan kalkıp gelip bu toplantıya, bu konferansa katıldığı için ve katkılar için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün aramızda olamayan, fiziken olamayan ama çevrimiçi olarak katılan Ürdün eski başbakanı ve yargıç El Hasavne'ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Bugün Enerji Bakanı Yardımcımızla beraber biz de hükümetimizi temsilen buradayız. Şimdi bugün biraz önce hocalarımız da uyarı yaptı haklı olarak. Bir pandemiyle mücadele ediyoruz küresel olarak. Ve bu pandemi döneminde uluslararası sistemin yetersizliğini gördük. Diğer taraftan bu pandemi döneminde işbirliğinin ve hakça paylaşımın önemini bir kere daha anladık. Bunu uluslararası toplumda gördük, görmedik.
Bunu ayrıca tartışabiliriz. Hatta en temel ihtiyaçların başlangıçta paylaşımı konusunda bile çok ciddi krizler yaşandı. Birçok ülke başka ülkelerin siparişlerini iptal ettirdi. Biz Türkiye olarak her zaman olduğu gibi etkin bir çok taraflılığı savunurken problemlerin birlikte çözümünü de savuna geldik. Diğer taraftan kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken 156 ülkenin ve 11 uluslararası örgütün tıbbi malzeme ihtiyaçlarını tamamen ya da kısmen karşıladık ve karşılamaya da devam ediyoruz. Şimdi bölgemizdeki sorunlara, ötesindeki sorunlara baktığımız zaman da sorunların temel sebebi paylaşmayı bilmemektir. Tamamen tüm kazanımları tek taraflı olarak kullanmaya çalışmaktır. Yine uluslararası sistemde büyük ülkelerin tek taraflı politikaların da ne türlü sorunlara yol açtığını da gözlemliyoruz. Şimdi etrafımızdaki sorunlara bakalım. Libya, Dışişleri Bakanı kardeşim Tahir Siyala burada. Bugün yaşanan sorunun sebebi ne? Oysa Seyrat Anlaşması'yla siyasi sürece gidecek bir çalışma başlamıştı. Tam yine herkesi kapsayacak bir toplantı, konferans düzenlenmesi planlanırken gücü hiç paylaşmak istemeyen Haftar'ın Trablus'a saldırması. Diğer taraftan Suriye'deki sorunun sebebine bakın. Kendi halkıyla hiçbir şey paylaşmak istemeyen bir rejimin yol açtığı bir kaos 10 yıl oldu. Diğer taraftan Yemen'e bakın. Aynı şekilde birçok etnik grup var, kabileler var, aşiretler var, farklı mezhepler var. Paylaşmak yerine tamamını ele geçirme çalışması. Kafkasya'ya bakın. Kafkasya'nın istikrarı ve ekonomik kalkınmasından faydalanmak yerine Azerbaycan topraklarını işgal etmeye devam etmek isteyen bir Ermenistan'dan dolayı ve çözümün de diplomatik olarak çözümünden yana olmayan diğer Minsk güçlüsü dahil bir uluslararası sistemden dolayı 30 yıla yakın bir sorun devam etti. Şimdi bu örnekleri Karadeniz'de ve Ege'de her yerde çoğaltabiliriz. Kıbrıs'a gelecek olursak, Kıbrıs'ta da sorunun temeli nedir? Bir, 70'lerde, 60'larda neden başladı? Kıbrıs Türk'ünü yok etmeye çalışan enosasçı bir anlayış var. Diğer taraftan bugüne kadar federasyon için müzakere ettik. Neden çözüm olmadı? Hiçbir şeyi Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemeyen bir anlayış var. Aynı şekilde gücü, siyasi eşitliği paylaşmak istemeyen bir anlayışı görüyoruz. Bunun yansımasını Doğu Akdeniz'de nasıl gördük? Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon zenginliklerinin Kıbrıs Türk halkıyla paylaşılmasına karşı olan bir Rum kesimi ve onu destekleyen Yunanistan ve de tabii ki dayanışma anlayışıyla bir Avrupa Birliği'ni görüyoruz. Doğu Akdeniz'deki soruna baktığımız zaman herkes bak şimdi diyor ki bir konuyu bilmeyen Avrupalı dostlarımız da böyle düşünüyor. Birden siz gemileri gönderdiniz ve sondaja başladınız, sismik araştırmalara başladınız. Bakan yardımcınız da sık sık helikoptere biniyor, gemilerin üstüne çıkıyor. Orada gövde gösterisi yapıyor, onların tabiriyle söylüyorum. Dolayısıyla kriz bundan başladı. Oysa öyle değil. Sayın Cumhurbaşkanımız da açılış konuşmasında vurguladı. Hocalarımız da aynı şekilde. Bu sorun birden başlamadı. Doğu Akdeniz'de zenginlikler var mı? Var. Yeri denizin altında hidrokarbon zenginlikleri var, denizin içinde var, balıkçılık var vesaire her türlü zenginlik olabilir. Yarın sudan enerji üretmek, teknolojiler gelişiyor vesaire. Peki nasıl başladı bu sorun? Biz ne diyoruz? Hep beraber buradan paylaşalım, herkes faydalansın diyoruz. Peki Rum kesimi ve Yunanistan böyle mi davrandı veya bölgedeki bazı ülkeler? Hayır. 2003 yılında Rum kesiminin 2003 yılından 11'e kadar Mısır'la, Lübnan'la ve İsrail'le imzaladığı anlaşmalar hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının haklarını ve dışlayıcı anlaşmalardır. Diğer taraftan ruhsat vermeler. Aynı şekilde 2011'de tek taraflı olarak sondaj çalışmalarına Rum kesiminin başlaması, farklı ülkelerin şirketleriyle beraber başlaması. Yine Yunanistan bir taraftan müzakere ediyordu Mısır'la ve Libya'yla ama diğer taraftan Libya'nın haklarını yok sayacak şekilde
ruhsat alanlarının belirlenmesi, lisans vermeler gibi tek taraflı çalışmalar devam etti. Biz bu süreçte ne dedik? Bir, Kıbrıs'ta hakça paylaşım olsun. Bu hakça paylaşım için her türlü esnekliği gösteriyoruz. 2011, 2012 ve 2019'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de değişik tekliflerde bulundu hakça paylaşım için. Bu iki taraf arasında olmayacaksa ortak şirket olabilir, Avrupa Birliği altında bir mekanizma olabilir veya BM çatısı altında bir mekanizma olabilir. Yeter ki hakça paylaşım tesis edilsin. Burada bir haksızlık var mı? Yok. Tamamını ben istiyorum mu? Hayır. Beraber paylaşalım. Doğu Akdeniz'de de Türkiye'nin tüm çağrıları, Doğu Akdeniz'deki zenginlikler herkes tarafından hakça paylaşılsın ve bölge bir barış bölgesi, istikrar bölgesi olsun, refah bölgesi olsun dedi. Ama bu tek taraflı çalışmalar devam etti. Ve biz de yine 2011'de KKTC ile önce anlaşma imzaladık. Daha sonra faaliyetlerimizi devam ettirdik. KKTC'nin bize ruhsat verdiği alanlarda ve de yine 2018 yılında kendi gemilerimizle beraber sondaj çalışmalarına başlayınca kıyamet koptu. Şöyle bir hava estirdiler. Türkiye bir gün geldi, gemilerini getirdi. Biraz önce söylediğim gibi sorun başladı. Oysa öyle değil. Peki bu gerilimin sebebi ne? Yunanistan'ın maksimalist yaklaşımları. Yunanistan hemen burnumuzun dibinde, Kaş'ın karşısında bir Meis adasına 2 kilometre uzaklıkta 10 kilometre karelik bir adacık ve 40 bin kilometre karelik kıta sahanını istiyor. Şimdi hangi uluslararası hukukta var? Bunu Yunanlılara söylediğimiz zaman ya bir yerden başlayalım da sonra orta noktada anlaşırız. Biz böyle maksimalist başlamamızın sebebi bu diyor. İyi de bu maksimalist bir şekilde buraya bu adımı attıktan sonra nerede buluşacaksınız? Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Antalya Körfezi'ne Türkiye'yi hapsetmeye çalışan haritalar ve çalışmaların bir faydası olmadığını görmek lazım. Ve biz bu süreçte yine de tüm kendi hakkımızı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını bir taraftan korurken, güçlüyken bile, biraz önce bahsettiğimiz tüm sorunlarda da aynı şeyi söyleyebiliriz. Kıbrıs, Azerbaycan meselesinde de, diğer konularda da, Libya'da dengeleri değiştirmemize rağmen diyoruz ki, gelin bu işi beraber çözelim. Bir zenginlik varsa paylaşalım ve sorunları diplomasiyle, siyasi yöntemlerle çözelim. İşte bu sebepten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Avrupa Birliği'ne bu dönemde bile ortak bir konferans düzenleme teklifinde bulundu. Ve sadece Doğu Akdeniz ülkeleri değil, sadece tüm Akdeniz etrafındaki ülkeler, kıyıdaş ülkeler değil, bu bölgede şirketi olan ülkelerin de katılımını biz teklif ettik. Şimdi AB ile bu süreci çalışıyoruz. Yani sonuçta biz hamdolsun her yoldan gitmesini biliyoruz. Sahada ve masada gücümüz var. Ama biz sahada ve masada Libya'da güçlüyüz, ondan sonra Doğu Akdeniz'de çok güçlüyüz deyip de tamamını biz istiyoruz bir yaklaşım içinde değiliz. Ermenistan'ın topraklarında gözümüz yok. Şimdi de diyoruz ki bu normalleşme Ermenistan ve Ermenistan halkının da yararına olacak. Dolayısıyla biz hakça paylaşımından yanayız. Moral olarak da, hukuki bakımından da güçlüyüz. Ve bu gücümüzü önümüzdeki süreçte herkesin yararına bir şekilde, olumlu bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Ben açılış olarak bunları söylemek isterim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Dışişleri Bakanım. Şimdi sözü ben Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Es-Siyale'ye bırakmak istiyorum. Soruyu ben bir kere de İngilizce olarak tekrarlayayım müsaadenizle. What are the common interests and opportunities in the Eastern Mediterranean and the things threatening them and the methods eliminating these threats? Thank you very much, sir. Thank you. Floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيد مولود شويش أغلو زميلي وزير خارجية تركيا الأستاذ الدكتور فوزلانان أوزكان عميد جامعة البحر الأبيض المتوسط الأستاذ أرهون حكمة عزيز أغلو الرئيس المؤسس للمجلس الدولي للجامعات الأستاذ محمد حسن أصلان رئيس مجلس إدارة المجلس الدولي للجامعات
سيد رئيس الوزراء السابق للمملكة الأردنية الهاشمية أعضاء الهيئة المنظمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أولاً أتوجه بالشكر والتقدير إلى جمهورية تركيا الشقيقة على استضافتها وتنظيمها لهذه الورشة كما أشكر زميلي وصديقي معالي الوزير مولود أوغلو على دعوته الكريمة وإتاحته الفرصة لي للتحدث حول هذا الموضوع الهام والساخن المتعلق بالتطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط ولا شك أن توقيت هذه الورشة حساس ومناسب لإثارة ومعالجة ما تشهده المنطقة من أحداث وتحركات متسارعة وما نجم عنها من خلافات وتوترات بين الدول المعنية وفي الواقع أن البحر الأبيض المتوسط وبحكم موقعه الاستراتيجي في قلب العالم وكونه نقطة التقاء قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا وباعتباره ممراً تجارياً حيوياً ومنطقة ذات أولوية للسياسات الدولية والإقليمية شكل ولا زال يشكل دوماً قاعدة مركزية للتنافس بل وحتى النزاع في بعض الأحيان ولقد حاولت الدول المطلة على هذا البحر التعايش مع بعضها على مدى قرون وجعله بحيرة أمن وسلام واستقرار والاعتراف بحق كل دولة في الحصول وتقاسم ثروات وخيرات هذا البحر من النفط والغاز وغيرها أيها الجمع الكريم إن بلادي التي تشكل جزءاً هاماً من المنطقة ويمتد ساحلها المطل على البحر الأبيض المتوسط إلى حوالي 2000 كيلومتر دأبت على التعايش مع دول المنطقة وربط علاقات وثيقة معها مبنية على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة ومعالجة المشاكل التي قد تطرأ بالحوار والطرق السلمية وانخرطت في معظم التجمعات والمؤتمرات والندوات التي عقدت لغرض التنسيق والتشاور بين دول المنطقة فهي عضو في تجمع 5+5 ومسار برشلونة واتحاد الأجل المتوسط وغيرها كما شاركت في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية التي تم تنظيمها في هذا الشأن والتي تهدف في مجملها إلى الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار والتنمية في المنطقة وأود التأكيد هنا على أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية بتاريخ 27/11/2019 جاءت في إطار التعاون لاستغلال وتقاسم الموارد والثروات في المياه الاقتصادية الخالصة للبلدين استناداً إلى أسس قانونية وشرعية محلية ووفق قواعد القانون الدولي للبحار وتم إيداعها وقبولها كإحدى وثائق الأمم المتحدة وأعلننا صراحةً أنها ليست موجهة ضد أي دولة ولا تمس بأي حال من الأحوال حقوق الآخرين غير أننا لاحظنا عقب ذلك أن بعض الدول انتقدت هذه الاتفاقية وشككت في شرعيتها وسارعت إلى توقيع اتفاقيات مماثلة وإقامة منتديات وتحالفات جيوسياسية متعددة الأطراف مثل منتدى شرق المتوسط للغاز والتي في الواقع لم تكن مبنية على أسس وقواعد قانونية ولم تأخذ في الاعتبار مصالح الدول الأخرى بل مجرد ردود أفعال وما زاد من تعقيد الأوضاع دخول بعض الدول غير الواقعة في نطاق شرقي البحر المتوسط على الخط ومحاولتها تقويض الاتفاق الليبي التركي وتأجيج الوضع لاعتبارات سياسية وانتقامية معينة السيدات والسادة إن التطورات الأخيرة في شرق المتوسط وما تشهده حالياً من توترات وخلافات حول استغلال موارد الطاقة في المنطقة تنذر بانجرار الأوضاع إلى صدامات واشتباكات نحن في غنى عنها وتدق ناقوس الخطر بضرورة معالجة هذه المشاكل بأسرع وقت ممكن وبهذه المناسبة فإننا ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد
والجلوس فورا إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة والامتثال لقواعد القانون الدولي للبحار للتوصل إلى حلول سلمية تضمن لجميع الدول حقوقها وتساهم في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة ونثمن في هذا الخصوص موقف تركيا بانفتاحها على الحل السياسي واقتراحها عقد مؤتمر دولي تشارك فيه كافة البلدان لمناقشة مشاكل حوض البحر الأبيض المتوسط بالحوار والتفاوض والتوصل إلى حلول سلمية بما يتوافق مع القانون الدولي الذي ينص على قواعد العدل والإنصاف غير أنها وللأسف لم تلقى ردود إيجابية مماثلة من الأطراف الأخرى وهنا أود أن أوضح موقف ليبيا من دولة اليونان الصديقة فقد عقدنا عددا من جولات المفاوضات بروح التفاهم والتعاون وأننا لا نريد أن نفرط في أي حق للليبيين ولكن دولة اليونان قد تمسكت بإعمال حق الوسط خط الوسط ميديان لاين بين جزيرة كريت وبين الساحل الليبي وقد أكدنا بأن جزيرة كريت كجزيرة لا يمكن إعطائها حقا وكأنها دولة مستقلة لذاتها وأكدنا بأن محكمة العدل الدولية في النزاعين اللذين لجأنا إليها لاتخاذ حل حينما عجزنا عن الحل بالتفاوض وهي دولة تونس الشقيقة ودولة مالطا الصديقة حينها لم تعمل محكمة العدل الدولية معيارا واحدا وهو خط الوسط بل أعملت مجموعة من المعايير من بينها حجم كتلة الإقليم اليابس وأيضا أطوال السواحل ولذلك لم تأخذ محكمة العدل الدولية بمعيار خط الوسط لا بيننا وبين تونس ولا بيننا وبين مالطا وقد عرضنا كل هذه المعايير على دولة اليونان ولم نستطع التوصل إلى حل بالتفاوض وترك الموضوع وعرضنا عليهم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ولم نتمكن من ذلك إن المؤسسات العلمية والجامعات تطلع بدور هام في نشر ثقافة التسامح والتعاون والسلام وأنا على يقين بأن محفلكم هذا سيسهم في بناء البحر الأبيض المتوسط المنشود ولن يتأتى ذلك إلا بحل كافة القضايا التي تعترض بلدان عبر الوسائل السلمية وأؤكد أن دولة ليبيا سوف لن تفرط في أي حق لشعبها ونحن على استعداد لحل هذه المشاكل بالتفاوض المباشر كما عملنا مع دولة تركيا مؤخرا ومن يرى بأننا قد هبطنا حقوقه فلديه مكنة اللجوء إلى القضاء الدولي إلى محكمة العدل الدولي وأخيرا إنني أود التأكيد على عمق العلاقات الليبية التركية وأواصل الأخوة والصداقة والشراكات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية بيننا وبين تركيا إضافة إلى ما تتميز به العلاقات من تنسيق وتشاور على الصعيدين الدولي والإقليمي والمتوسط ولقد كانت حكومة تركيا من الدول السباقة لدعم حكومة الوفاق الوطني خلال الظروف الصعبة التي مرت بها في السنتين الماضيتين الأمر الذي أدى إلى انتعاش الآمال للوصول إلى تسوية سياسية سلمية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا شكرا لكم Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar Beyefendi'ye vermek istiyorum. Sayın Bakanım, buyurun. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Konuk Bakan, hocalarım, kıymetli katılımcılar, ben de hepinizi saygıyla selamlıyor. Bu toplantı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum.
Akdeniz'de Akdeniz'in Türkiye enerji politikalarındaki yeri, fırsatlar ve önümüze çıkabilecek çıkan engellerle alakalı konuya girmeden önce eğer müsaade ederseniz ben kısaca enerji perspektifinden genel enerji resmi içerisinde Türkiye'nin genel görünümünü sizlere anlatmak istiyorum ve burada Akdeniz'deki faaliyetlerimizi daha anlamlı hale nasıl geldiğini izah etmek istiyorum. Türkiye'de enerji konusunda iki tane husus ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Türkiye enerji talebi sürekli artan bir ülke, yani enerji talebi büyüyen bir ülke. Son 20 yıla baktığınızda Türkiye'nin elektrik talebi ve doğalgaz talebi yaklaşık 3 katına çıktı. Dolayısıyla burada karşımızdaki birinci zorluk bu artan talebi karşılayacak yatırımları, bu artan talebi karşılayacak enerji tedariğini kesintisiz bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde sağlamak. İkinci hususiyet de şu, maalesef Türkiye enerjide dışa bağımlı. Dışa bağımlılık noktasında petrolde %92, doğalgazda neredeyse tamamını ithal karşılamak durumundayız. Ve bu konu açıkçası enerjideki dışa bağımlılık Türkiye'nin cari açığının birinci sorumlusu, birinci müsebbibi. Dolayısıyla Türkiye yaklaşık son 10 yılda yıllık 40 milyar dolar civarında bir enerji faturası ödüyor. Dolayısıyla bu faturayı sürekli her yıl ödeyerek ki zaman zaman enerji fiyatlarındaki artışlarla bu daha da yukarı giden faturayı sürekli ödemek suretiyle maalesef biz işte adına ortak gelir tuzağı diyebileceğiniz veya sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak açısından oldukça zorlanıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de bugüne kadar üretilen enerji politikaları ve iktisadi politikaların tamamında aslında bu enerjideki dışa bağımlılığı azaltmayla alakalı politikalar geliştirilmiş ve son 18 yılda enerjide çok önemli dönüşümler gerçekleşmiş. 2002 yılından 2016 yılına kadar bizim adına dönüşüm 1.0 dediğimiz enerjideki dönüşümde temelde bir piyasa modeli değişikliğine ve piyasanın tümüyle yapısal anlamda değişikliğine odaklanılmış. Yine bu süre içerisinde birçok reform gerçekleştirmiş, birçok regülasyonlar, kanuni düzenlemelerle beraber Türkiye enerjide dikey entegre bütünleşik yapıdan özel sektörün oyuncu olduğu rekabetçi, liberal bir serbest piyasa anlayışına geçmiş durumda. Ve bu piyasa reformları başarıyla uygulandı ve bu süre içerisinde Türkiye sadece elektrik üretiminde yaklaşık 60 milyar dolarlık bir yatırımı ülkesine buraya çekmeyi başardı. Dolayısıyla bu ilk dönüşüm süreci fevkalade başarılı bir şekilde uygulandı ve 2016 yılından sonra biz adına dönüşüm 2.0 dediğimiz yeni bir dönüşüm sürecine enerjide geçtik. Bunun adını enerjide milli enerji ve maden politikası olarak koyduk ve belki Cumhuriyet tarihinin enerji ve tabii kaynaklar alanındaki en kapsamlı, en bütüncül politika döküman belgesini açıkladık. Burada neyi hedefledik? Bir, arz güvenliğini sürdürülebilir şekilde sağlamayı, yerleşmeyi, yerli kaynakları, yerel kaynakları kullanmayı, bunları çoklaştırmayı ve bulmayı hedefledik. Üçüncü olarak da üçüncü sacaya olarak da bu politika belgesinde öngörülebilir piyasa modelini oluşturmayı hedefledik. Peki ne gibi politik adımlar, araçlar kullanacağız dedik? Piyasa reformlarına devam edeceğiz dedik. Bunun yanında yenilenebilir enerjiyi, yerli kömürü çevreye duyarlı bir şekilde kullanacağız dedik. Doğalgaz ve elektrik altyapımızı yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz. O tarafta yatırımlar yapacağız dedi. Nükleeri mutlaka Türkiye'nin enerji miksi içerisine, enerji portföyü içerisine katacağımızı söyledik. Ve son olarak şunu söyledik. Türkiye'nin petrol ve doğalgaz aramacılığıyla alakalı bu kadar dışa bağımlılık varken daha farklı, yeni bir anlayışla ve artık denizlerimizdeki aramaları önceliklendiren bir politika izleyeceğimizi ifade ettik. Şimdi bu genel resim içerisinde Akdeniz'e bu çerçevede gelindi. Sayın Bakanımız ifade etti, yani Türkiye bir sabah kalktı ve gemilerini Akdeniz'e göndermedi. Bütün bu büyük enerji resim ve iktisadi resim içerisinde arama, petrol ve doğalgaz aramacılık faaliyetlerini yoğunlaştırmaya karar vermiştik. Bu işin başında Türkiye Petrolleri'ni yeniden yapalım istedik. Türkiye Petrolleri'nin yeniden yapılandırma sürecinde ana akım dünyadaki petrol ve doğalgaz arama üretim şirketlerinde
iki yapı ne ise onu uygulayalım dedik. Türkiye Petrolleri'nin içerisindeki servis operasyonlarını yine bir %100'ü Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'ne ait tipik şirketine aktardık. Ve Türkiye Petrolleri'ni sadece arama ve üretime odaklanan bir şirket olarak konumlandırmayı hedefledik. Bu süreç içerisinde ankonvansiyonel yöntemlerle petrol doğalgaz aramacılığı, daha önce gidilmemiş coğrafyalarda gerek karada gerek denizde faaliyetleri arttırmayı önceliklendirdik. Ve son olarak da özellikle kendi filomuzla, kendi gemilerimizle faaliyetleri yapmakla alakalı ki ana bu stratejinin ana omurgasını oluşturan unsurlardan bir tanesi budur. Bir strateji ortaya koyduk ve bunu hızlı bir şekilde uygulamaya geçirdik. Hepinizin malumu daha önce sadece filomuzda Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi varken bunun yanına Oruç Reis sismik araştırma gemisini ve hemen akabinde Fatih, Yavuz ve Kanuni derin deniz sondaj gemilerini katmak suretiyle kendi filomuzu oluşturduk. Ve geçtiğimiz iki buçuk yıl içerisinde Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında 5 derin deniz sondaj faaliyeti gerçekleştirdik. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri'ne vermiş olduğu ruhsat alanlarında 3 tane derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Dolayısıyla 8 derin deniz sondajının olduğu bir birinci faz sondaj periyodunu tamamlamış olduk. Bunları yaparken açıkçası daha ilk sondajdan hemen sonra çok ciddi bir örtülü ve açık yaptırım süreçleriyle karşı karşıya kaldık. Biraz önce Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi bir maksimalist anlayışla ve hakkaniyet temelinden yoksun bir bakış açısıyla karşımızda olunca insanlar, birçok yabancı şirket Türkiye Petrolleri ile iş yapmak istediği halde bu konuda aslında kazan kazana son derece uygun bir iş modeliyle ortada olduğumuz halde maalesef başkentlerinden gelen telkinlerden dolayı bölgeden çekilmek durumunda kaldılar. Bütün amaç aslında Türkiye Petrolleri'ni ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bölgedeki faaliyetlerini akamete uğratmaktı. Yani teknik olarak, ticari olarak bu faaliyetleri durdurabilmekti. Ancak çok şükür büyük bir inançla, büyük bir kararlılıkla, Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun desteğiyle böyle yek vücut bu operasyonları, teknik operasyonları sonuna kadar başarıyla gerçekleştirdik ve herhangi bir aksamaya sebebiyet vermeden tam planlandığı şekilde, bir tek eksiğimiz şu oldu açıkçası, bu sürede Karadeniz'deki keşfimiz gibi bir ekonomik anlamda ciddi bir keşif henüz gerçekleştirebilmiş değiliz. Ama onun dışında bu operasyonlar planlandığı şekilde devam etti. Bugün gelinen noktada 2021 yılından itibaren ikinci faz sondaj ve arama faaliyetleri inşallah Akdeniz'de devam edecek. Zaten Oruç Reis gemimiz sismik faaliyetlerini şu anda bir kısmını tamamladı ve Antalya Limanı'da. Barbaros Hayrettin Paşa adanın batısındaki sismik, 3 boyutlu sismik faaliyetine devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Libya hükümetiyle yaptığımız anlaşma kapsamındaki ruhsatlandırılan deniz yetki alanlarında ve Akdeniz'in geri kalan kısmında biraz önce ifade ettiğim gibi Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak adına, bu enerjideki resmini değiştirebilmek adına faaliyetlerimize devam edeceğiz. Akdeniz'deki faaliyetlerimiz bir keyfiyetten değil, tümüyle bir zaruretten çıkmıştır. Biraz önce ifade ettiğim gibi %92 petrolü, ki Türkiye'nin enerji talebi çok büyük olduğu için ithal ederek, %99 doğalgazı ithal ederek maalesef bu işi sürdürülebilir bir şekilde yapmak çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla biz bu çerçevede çalışmalarımıza devam edeceğiz. Libya ile sadece petrol ve doğalgaz alanında değil, elektrik üretimi ve elektrik ihtiyacı alanındaki faaliyetleriyle alakalı çalışmamız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bu projeleri de hızlı bir şekilde hayata geçiririz. Başlangıçta Orhan Hocam coğrafya kader değildir dedi. Coğrafya kaderdir dedi. Onda mutabıkız, coğrafya kaderdir ama enerjide dışa bağımlılık kader değildir diye inanıyoruz ve çalışmalarımızı bu çerçevede devam ettiriyoruz. Bu anlamda da Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını arama ve inşallah bulduğumuzda üretme anlamında da faaliyetlerimize bundan sonra da devam edeceğiz. Ve tüm taraflarla da aslında kazan kazan prensibi içerisindeki diyalog çabalarımıza, diyalog arayışlarımıza da devam ediyoruz. Şunu söylüyoruz, hakça
paylaşım prensibinde buluşan tüm taraflarla Türkiye ile yapılacak her anlaşma hem deniz yetki alanları anlamında hem de buradaki hidrokarbonların dünya piyasalarına ulaşması anlamında mutlaka onlara daha fazla getiri sağlayacaktır. Ama eğer siz maksimalist politikalar yürütürseniz elbette ki böyle bir kazanç söz konusu değildir diyerek ben de burada isterseniz noktalayayım. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, gözümüz gönlümüz bakanlığınızın faaliyetlerinde. Yani Türkiye'nin ihtiyacı var gerçekten bu kaynaklara erişim bakımından. Dolayısıyla umarım yakın bir zaman içerisinde Akdeniz için de biz getirirsiniz. Bir sonraki konuşmacımız bölgedeki aktörlerden bir diğeri. Bu aktör biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve onun Türk halkı. Bu maksatla da ben konuşma yapması için sözü eski Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul'una vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Best regards and warm greetings from Lefkoşa, the capital city of the Turkish Republic of Northern Cyprus. I wish to extend my heartfelt and most sincere regards to His Excellency President Erdogan, my warmest greetings to my longtime colleague and friend, Minister Çavuşoğlu, to His Excellency Muhammed Tahir Siala, the Foreign Minister of League and Government of National Accord, to His Excellency Alparslan Bayraktar, the Turkish Deputy Minister of Energy and Natural Resources, and to His Excellency Dr. Al Hassanen, the former Prime Minister of Jordan and a former judge at the International Court of Justice. My special thanks go to Mr. Orhan Hikmet Azizoğlu, the founder chairman of International Universities Council, and to Mrs. Özdenen Özkan, the rector of Akdeniz University, who have jointly made today a reality. Obviously, I regret deeply not being together with you all in Antalya due to the difficulties caused by the pandemic crisis. And allow me to express my happiness and gratitude for the lack of any major material and or human losses during the most recent earthquake that hit the Antalya region that was also felt strongly here in the Turkish Republic of Northern Cyprus. Dear guests and valuable members of the media, it is indeed an honor and a privilege for me to be able to address such a distinguished gathering at this most timely workshop on Eastern Mediterranean, organized jointly by the International Universities Council and the Akdeniz University. As I'm sure everyone is aware, Eastern Mediterranean has the world's most strategic value and significance. The Suez Canal has shortened the trade route from the Far East to Europe by 7,000 nautical miles. 30% of the world's trade passes through the Mediterranean. Around 4,000 trade and or cargo ships are sailing daily in the Mediterranean. Every year, around 40,000 Russian trade ships only cross the Istanbul Straits into the Mediterranean. 68% of established petrol reserves and 41% of natural gas resources are in the Middle East bordering the Mediterranean. All these factors have contributed to making the Mediterranean a critical global center of energy and international trade, as well as communication, not to mention the inevitable security concerns of these assets. 70% of Europe's petrol requirement is carried through the Mediterranean. Eastern Mediterranean is also at the crossroads of the Caspian region's energy pipeline. It is estimated that 60 billion barrels of hydrocarbon exist along the coastlines of Israel, Egypt, Lebanon, Syria, the island of Cyprus, and Turkey. This amounts to providing Europe's 30-year need of hydrocarbons. Israel's exclusive economic zone only has over 300 billion cubic meters hydrocarbon reserves, the largest in the Eastern Mediterranean. In case the prospects are treated wisely and justly, the island of Cyprus is the second in this respect.
The U.S. Geological Survey estimates a mean of 1.7 million barrels of recoverable oil and a mean of 122 trillion cubic feet of recoverable gas in the Levantine Basin province. According to U.S. Geological Survey report, the Nile Delta has an estimated 200 billion cubic meters of natural gas and 1.8 billion barrels of oil. Obviously, hydrocarbon wealth is a source of power politics. If properly utilized, it can lead to prosperity, but likewise, if badly handled, it can lead to chaos and misery. And this is where the Cyprus issue becomes a center of attraction in determining whether the relevant hydrocarbon wealth is to lead to cooperation and prosperity for the two states on the island, or to deepening the long-standing conflict between the two peoples of the island. This is where we need to look at the island of Cyprus and analyze what Cyprus is and what it is not. Failure to do this inevitably leads to the continuation and deepening of the energy crisis in the Eastern Mediterranean, caused by the Greek and Greek Cypriot duo's attempts to create scenarios excluding Turkey and North Cyprus, depriving us of our most natural rights, interests, and security. As has been stated many times over, any scenario not taking into account Turkey and the Turkish Cypriot people will never be allowed. Any such scenario is not sustainable and will inevitably fail. What needs to be remembered is that any delimitation exercise in the Eastern Mediterranean needs to take into account the legal rights and legitimate interests of both Turkey and the Turkish Cypriot people. What is Cyprus? The Republic of Cyprus, as established in 1960, was not created to be a fully-fledged sovereign unitary state. To the contrary, it was a functional federation with limited sovereignty between the two co-founding partners, the Turkish Cypriots and the Greek Cypriots. The legitimacy and constitutionality of the Republic was totally based on the continuation of the partnership. Neither of the partners had the right to exclude the other partner and claim to be the Republic of Cyprus on its own. The Republic had no national anthem, since there was no nation of Cypriots, but just the citizens of Cyprus. Cypriotness is not a national identity. It's a geographic and, to a certain extent, a cultural identity, but not a national identity. The Greek Cypriots were to use the Greek national anthem and the Turkish Cypriots the Turkish national anthem. This continues to be the case to this day, meaning that the purely Greek Cypriot state that is unjustly recognized as if it is the legitimate successor of what used to be a partnership state uses the Greek national anthem as if it is the national anthem of Cyprus. The 1960 Republic of Cyprus had as president a Greek Cypriot elected only by the Greek Cypriots and a Turkish Cypriot as vice president elected only by the Turkish Cypriot people. There was a system of strict political equality, if not numerical, as demonstrated by the vice president having a veto power, as well as a system of separate majority, both in the legislature and in the executive, thus making sure that the Greek Cypriots could not carry a decision on their own by virtue of their numerity. This new republic and the state of affairs thus created was guaranteed by the three guarantor powers, namely Turkey, Greece, and the United Kingdom. In case the state of affairs was violated, the guarantors had the right to intervene either jointly or unilaterally to restore the constitutional order. This republic survived only 3 years. In December 1963, the Greek Cypriots, by force of arms, destroyed the partnership, excluded the Turkish Cypriot partner, and monopolized the whole governmental and state machinery. This turned what used to be a partnership setup into a purely Greek Cypriot unitary state. This was the implementation of their Megali idea, namely, union of Cyprus with Greece, as demonstrated by their Enosis dreams. In July 1974, the military junta in Greece staged a coup
against Archbishop Makarios installed in his place a renowned terrorist named Nikos Samson, who declared openly that union with Greece, meaning Enosis, had been realized. As such, Greece had violated its guarantorship and Turkey approached the United Kingdom for joint action. The United Kingdom refused and Turkey intervened unilaterally on 20th of July 1974, and the Turkish Cypriots were saved from total annihilation, Enosis was prevented and buried, and democracy was restored in Greece. This military intervention marks the end of the tragic years of the Turkish Cypriots, who had been stranded in enclaves across the island, amounting to no more than 3% of the island's territory, being subjected to mass killings, torture, discrimination, and denial of most basic human rights by the Greek Cypriots. The United Nations Organization, by allowing this purely Greek Cypriot state to sit in the General Assembly as if it is the 1960 Republic of Cyprus, has made sure that the problem will remain unresolved as it has been after 50 years of negotiations. For a negotiating process to have any chance of success, it must be held between equals. If unequals negotiate, the less equal inevitably runs the risk of being dominated by the more equal. So long as the Greek Cypriots are treated as if they are the Republic of Cyprus, and the Turkish Cypriots are treated as if we are just a mere community of that so-called state, they have absolutely no need, no incentive for a negotiated deal with their former partners who they don't see as their equals. Yet, any study and analysis of the 50-year-long UN brokered negotiations openly reveals that the Turkish Cypriot side has consistently supported various peace and settlement packages, and the Greek Cypriot side consistently opposed them. This major historical and political mistake of the United Nations was later to be complemented by the European Union when it made this fake state an EU member in 2004 in total violation of the Copenhagen criteria for membership, thus totally doing away with any residual need that the Greek Cypriots may have left in them for a negotiated deal with their former partners. After having tried in vain for years to establish a new federal partnership with the Greek Cypriots, the Turkish Cypriot people finally established their own state in 1983, namely the Turkish Republic of Northern Cyprus. As per the Cyprus negotiations, the UN brokered so-called intercommunal talks are totally over and finished after 50 years of endless negotiations that collapsed in Crans Montana in 2017. What needs to be negotiated now is the sovereign equality of the two separate sovereign states on the island of Cyprus. One island, two states. Such an eventuality will inevitably lead to a win-win situation with not only two island states benefiting, but the two respective motherlands as well, thus contributing to both regional and global peace, harmony, and prosperity. And it is this fake statehood of Greek Cypriots that is creating the hydrocarbon crisis in the Eastern Mediterranean by attempting to disregard the legal rights and legitimate interests of Turkey and the Turkish Republic of Northern Cyprus. Turkey, that has the longest shoreline in the Eastern Mediterranean, is somehow expected to give in to such fait accompli. We all know that's not going to happen. Continuation with this 57 years long policy of glorifying the aggressor and punishing the victim will serve no other purpose but continued chaos and conflict where everyone loses. Let's not allow such an eventuality. Thank you. Teşekkür ederim Bakanım. Aslında Doğu Akdeniz'deki sorunların doğru bir şekilde çözülebilmesi için öncelikle KKTC'nin ve oradaki Türk halkının da masaya eşit şartlarda oturtulması gerektiğine inancında sahibim. Zaten herhalde muhtemelen devletimiz de bu şekilde düşünüyor. Şimdi ben dışarıdan bir gözle meselenin
ne şekilde görüldüğünü anlayabilmemize yardımcı olacak bir uzmanı. Ki bu uzmanın şu açıdan da değeri var bizim açımızdan. Uluslararası Adalet Divanı'nın eski üyesi ve aynı zamanda ülkesinde eski bir başbakanlık tecrübesi olan Sayın Doktor Aun Şevket El Hasavne. Kendisini saygıyla selamlıyor ve konuşmasını yapması için sözü ona veriyorum. Your Excellency, floor is yours. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala seyyidina ve mevlana Resulullahi ve âli. I'll switch now to English because this will minimize the possibilities of him being lost in translation, and I wish at the outset to say how delighted, indeed how honored I am to be able to participate in this workshop, albeit from a distance. Of course, I would have much preferred to have been in Antalya. I hope the future will make this possible for this is possible for me. The important thing is that we can exchange views, and I would hasten to add that for both the delight and the honor, I owe a debt of gratitude to His Excellency Minister Çavuşoğlu for the kind invitation, and I wish at the outset also to greet all those distinguished participants in the workshop. I have listened to the extent that translation permitted. I have listened attentively to what has been said, and I can say that all that could have been usefully said has already been said and ably by the participants. It remains for me to say a few words on some aspects of international law arising of the plethora of problems obtaining at present in the Eastern Mediterranean. On the face of it, those problems revolve around the question of entitlements to maritime spaces. But the image is created that these problems have arisen from the recent actions taken by Turkey and Libya and northern Cyprus. This is not, in fact, the case. For some time, as lucidly explained by Mr. Tahsin Ortoğrul'u, a scenario was being developed to cut off Turkey and its friends from access to those maritime spaces. And I can venture the proposition, without too much fear of contradiction, that all those friends, I mean Turkey, Libya, and Northern Cyprus have been a reaction to that already existing scheme or scenario. Of course, nothing is simple in life. At the outset, it's a question of maritime delimitation, but it is invariably interlinked with questions of territorial sovereignty. I will say no more on the question of and indeed on questions of constitutional law. Mr. Ertuğrul'u has already explained the situation with regard to the independence of Cyprus and the developments that have taken place since then. And my distinguished colleague, the foreign minister of Libya, has also explained the problems that arise from the fact of international recognition of the Libyan government, while at the same time there are double dealings by those who have formally accepted that recognition.
As far as Turkey is concerned, of course, the problems are traceable to the Treaty of Lausanne and to the settlements that have taken place after the Second World War between Italy and Greece, ending up with a situation where islands geographically proximate to Turkey, and indeed in more than one case within its territorial waters, appertain to Greece. As a former judge of the International Court of Justice and as an international lawyer, I believe firmly that whatever actions are taken by states, and especially in the present situation where allegations are made about Turkish Moors, it is important that all those actions should be grounded in international law. Ideally, of course, there could have been a multilateral delimitation in the Mediterranean, but what we have now are a number of bilateral delimitations, and that will complicate life. But this is not the only instance where this has taken place. The situation in the Black Sea is a case in point. I had the privilege of having worked on the delimitation between the Ukraine and Romania, and which was affected successfully. And luckily, the most of the Turkish entitlements to maritime spaces, whether in the economic zone or the continental shelf, are now guaranteed by internationally agreed, by internationally negotiated agreements. Whatever the case be, I mean, if we speak about an ideal world, there is now much in the Mediterranean that would call for useful sharing of resources, and there are examples of that, I think, between Korea and Japan and elsewhere in the world. Unfortunately, as I said earlier, nothing is simple, and behind any apparent problem, there are different models. We are all aware of the intervention of regional and even non-regional actors, such that as we are meeting today, the tension has reached a pitch high in the eastern Mediterranean. I advocate and always advocate that the possibility of resort to the International Court of Justice or another forum where for the peaceful settlement of disputes should not be foreclosed. In fact, it should be always encouraged. Traditionally, Turkey had a very conservative attitude towards resort to the court, and in that instance, it was not different from many other states in the world. During the Cold War, there were very few cases before the ICJ, but this has now changed. That can see the reasons for this reluctance on the part of Turkey, which is exemplified by the fact that it did not sign the 1982 Law of the Sea Treaty. This is, of course, now through what I would call false propaganda, is used against Turkey, but people who make that claim forget that two other regional states, Syria and Israel, have not, as far as I can ascertain, things may have changed lately, are also not party to that treaty. In the
meanwhile, and taking into example that in practice Turkey has applied the articles of the Law of the Sea Convention in its delimitation in the Black Sea, a lot of jurisprudence, and this is the crucial point, a lot of jurisprudence has developed to the extent that we may call it jurisprudence constant, to the effect that islands are given not the claims that are being made at the present, but usually a much smaller entitlement to the maritime spaces that are in dispute. I don't want to bother you too much with the cases, but most of them are in the ICJ. I don't want to explain them in detail. Many of them are in the Mediterranean, in the Caribbean Sea, others in Southeast Asia, and there are arbitrations, all pointing out to the fact that not too much fear should be made as a result of the existence of islands and the fantastic claims that are made by one party or another to give those islands large areas of the sea. So that option should always be kept open. Of course, if resort is had to the court, this will not take place on the basis of Article 36 on the or the optional clause, but will have to the agreements will have to be negotiated between the parties. And it is always a point as to whether questions of maritime delimitation can reach questions of territorial sovereignty. The question arises in a number of cases, including the recent arbitration between China and the Philippines. You are all aware of the adage that the land rules the seas, but this problem can be brought up, can be discussed without any party imposing its views on the other. So this is the major point that I wanted to make. I am really precluded by a number of considerations from elaborating too much on this question. The other point is the one I already alluded to earlier, namely that actions of states, even when they are militarily superior, should always be grounded in international law. And this is very important, because I perceive from where I am here in Amman constant attempts to project Turkish actions as being militaristic or provocative. And that's pure propaganda. I don't think Turkey has done anything that is not within its self-defense rights under the Charter of the United Nations. I would even go further and say the actions are necessary for the sake of the right of survival, which must be, by definition, the most basic right of any state. I think I should not take too much
from your time, and I think this may give some thought for food. I would like again to reiterate my gratitude and to wish all participants all the best. Thank you very much. Oturumumuzun ikinci kısmına geçeceğiz. Bu aşamada konuklarımızın ilgi alanına göre ben birkaç soru yönelteceğim. Eğer zaman kalırsa daha sonradan da dinleyicilerden de soru alabilme imkanının olmadığını sorgulayacağız. İlk olarak Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bir soru yöneltmek istiyorum. İki tane sorum var kendisine, müsaade ederse. Birincisi, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin AB zirvesine giden süreci ne şekilde etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle deniz yetki alanları ile ilgili Avrupa Birliği'nin bir otorite olmadığını hatırlatmak isterim. Bunu da Türkiye olarak biz söylemiyoruz. Yani siyasi bir söylem değil. Avrupa Adalet Divanı, Slovenya, Hırvatistan arasındaki itilafta Avrupa Birliği'nin bu konuda bir otorite olmadığı yönünde bir karar vermiştir. Burada yetki neresidir? Uluslararası Adalet Divanı. Şimdi Avrupa Birliği bize, Uluslararası Adalet Divanı'na bunu niye götürmek istemiyorsunuz diye bize soruyor. Yani Yunanistan öyle bir kampanya yapıyor ki orada gidip bağlıyor. Oysa biz kendilerine şunu söyleyince şaşırıyorlar. Yani biz önce Uluslararası Adalet Divanı'na götürebilmemiz için, siz daha iyi biliyorsunuz bu konuları Sayın Asavine'de, Yunanistan'la kendi aramızda bir ön anlaşma imzalamamız lazım. Peki Yunanistan bu konularda Uluslararası Adalet Divanı'nın yetkilerini tanıyor mu? Hayır, tanımıyor. Deniz yetki alanları, hava sahası ve silahsızlandırılmış adaların statüsüyle ilgili konularda Uluslararası Adalet Divanı'nın yetkilerini tanımıyor. Bunu söyleyince Avrupa Birliği de şaşırıyor. Neden? Çünkü biliyor ki oraya gidince onların o maksimalist taleplerin hilafına kararlar çıkacak. Şimdi biz Libya ile biraz önce Tahir kardeşim imzaladık, anlattı, bir anlaşma imzaladık. Yunanistan'ın o maksimalist taleplerini Sevil haritasına göre kabul etseydi Libya, yaklaşık 62 bin kilometre karelik bir kıta sahanlığı alanı olacak. Bizim anlaşmayla beraber 101 bin küsur oldu. Yani yaklaşık 40 bin kilometre karelik daha fazla alan elde etti. Niye? Biz çünkü paylaşımdan yanayız. Şimdi Avrupa Birliği Türkiye ile ilişkilerde bir karar vermesi lazım. Ya dürüst bir arabulucu olarak sorunların çözümüne katkı sağlayacak, diğer göç, terörle mücadele, gümrük birliği, vize serbestisi, birçok alanda iş birliğimizi kazan anlayışıyla devam ettireceğiz. Ya da iki tane şımarık üyenin, şimdi Fransa'da bunları çok destekliyor, etkisiyle haksız bir şekilde kararlar alacak, gerginlik devam edecek. Bu kararların da yaptırım veya başka ne olursa olsun sorunların çözümüne bir katkısı olmayacak. Yani ne Kıbrıs sorunun çözümüne ne de Doğu Akdeniz meselesinin halledilmesi yolunda herhangi bir katkısı olmayacak. Tam tersine işler tersine gider. Şimdi Alparslan Bey de biraz önce söyledi. Yunanistan'la biz diyalogtan yana mıyız? Evet. İstikşafi görüşmeleri başlatmak için adım attık mı? Attık. Hatta Yunanistan'la biz ortak açıklama konusunda mutabakata vardık. Saatler kala bu açıklamayı yapmamıza gitti Mısır'la bir anlaşma imzaladı apar topar. Ve daha iki defa gemimizi biz bir kere öncesinde Merkel'in ricasıyla geminin oraya gitmesini biraz erteledik. İkincisinde ise bakım için gemi Antalya Limanı'na geldi ama neticede faaliyetler durdu. Bu dönem her ikisi de esasen diplomasi için bir fırsattı. Ama Yunanistan tam tersine provokatif adımlarını devam ettirdi. Gerek bu silahsızlandırılmış adalara silah göndermesi, gemileri göndermesi, tatbikatlar vesaire, bizim gemilerimizin taciz edilmesi gibi. Diğer taraftan biz şu anda Oruç Reis gemisi bu bölgede çalışmalarını tamamladı ve Antalya Limanı'na döndü. Yunanistan gemi buradayken biz herhangi bir görüşmeye yanaşmayız.
bu konuda halkımız bizi affetmez diyordu. Şimdi gemi durdu. Bazı ülkelerin ara buluculuğu var. Yunanistan şimdi başka bahanelerle görüşmeye gelmiyor. Yani kendine güvenen ülke görüşmeye gelir. Burada Avrupa Birliği de bu sorunların çözümü konusunda koşulsuz Yunanistan'a destek vermek yerine bu sorunun çözümü konusunda Yunanistan ve Rum kesimine de tavsiye edilmesi lazım. Dürüst bir ara bulucu olması lazım. Yani saygın bir örgüt olması için de. Yani Demir-Çelik Anlaşması'yla ekonomik çıkarlar etrafında Avrupa'yı birleştirmek için kurulan Avrupa Birliği bugün uluslararası hukuk, insan hakları ve demokrasinin temelinde ilişkileri geliştirmek istiyor. Sözde. Avrupa Konseyi gibi. Madem uluslararası hukuku hem temel bir ilke olarak ilişkilerde ortaya koyuyorsun, hem de bunun dünyada savunucusu rolüne üstleniyorsun, hem de diğer taraftan Yunanistan'ın hukuksuzluğuna koşulsuz destek veriyorsun. Bu olmaz. Biz Avrupa Birliği'yle, tüm Doğu Akdeniz ülkeleriyle de, komşumuz Yunanistan'la da ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde götürmek istiyoruz ve pozitif gündem yaratmak istiyoruz. Umarım Avrupa Birliği ve AB üyesi ülkeler de aynı aklı selim şekilde hareket ederler. Efendim, ikinci sorum bileşik bir soru. Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalar kapsamında gündemde olan 5+ BM toplantısına ilişkin görüşleriniz nedir? Ve bu doğrultuda son dönemde gündemde olan önemli bir yer işgal eden Kapalı Maraş konusuna dair yaklaşımınız ne olabilir? Şimdi bugüne kadar, yani 50 yıldır federasyon için müzakere ettik. Anan planını Rumlar imza attı. Birleşmiş Milletler'in ve Anan'ın baskısıyla gittiler. Bu planın aleyhine kampanya yaptılar ve Kıbrıs Rum halkı da reddetti. Kran Montana öncesi, yani Dışişleri Bakanı olduğum günden bu yana mesaimin önemli bir kısmını da Kıbrıs meselesine ayırıyorum. Çünkü bizim için önemli, stratejik bir konu. Hem bölgenin istikrarı için. Öncesinde de gördük ki Yunanistan, Rum kesimi özür dilerim, Kıbrıs Türk halkıyla herhangi bir şeyi paylaşmak istemiyor. Hidrokarbon meselesinde olduğu gibi. Ve dönüşümlü başkanlık, güç paylaşımı gibi konularda Kran Montana'da geri adım atmaya başladı. Siyasi eşitliği prensip olarak evet diyor ama masaya gelince, somut önerilere gelince yok sayıyor. Şimdi bu mesele ömür boyu gider mi? Gitmez. Gitmemesi lazım. Bir 50 sene daha federasyon için müzakere etmenin bir faydası var mı? Yok. Bu statükodan Rum kesimi faydalanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk halkı ise cezalandırılıyor. O nedenle bunu bir an önce artık çözmemiz lazım. Federasyon için bu kadar müzakere ettik. Sonuç getirmedi. Bundan sonra da getirmez. Yani siyasi eşitlik olmadı. Siyasi eşitliğin olmadığı yerde egemenlik eşit olmalı, eşitlik olmalıdır. Ve işte tüm bu konuları konuşmak için biz BM'ye 5+1 gayri resmi bir toplantı yapmayı teklif ettik. İki taraf adada, 3 garantör ülke, Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık ve Birleşmiş Milletler. Burada oturacağız, konuşacağız. Ne istiyoruz? Siyasi eşitlik olmadı, egemen eşitlik temelinde bir çözüm. İki devletli çözüm başta olmak üzere. Bunu önce müzakere etmemiz lazım. Burada anlaşırsak müzakere yapmamız lazım. Laf olsun diye bir müzakereye başlayıp zaman kaybına bizim tahammülümüz yok. Bu müzakere olacak mı, olmayacak mı? Rum kesimi yine safsaklayacak mı? Bahane mi arayacak? Avrupa Birliği'ne mi sığınacak? Onu bilmiyoruz. Ama hidrokarbon zenginlikleri konusunda hakça paylaşım çok daha kolay. Hemen olabilir. Ayrıca Kapalı Maraş'ta yaklaşık 46 yıldır burası kapalı ve asker kontrolünde. Orada mülkler var. Şahısların mülkleri var. Vakıfların mülkleri var. Bazı ülkelerin, işte Birleşik Krallık'ta kraliyet ailesinin mülkleri var. Dolayısıyla bu mülkler 46 senedir atıl duruyor. Çok güzel bir yer. Biz de diyoruz ki önce kamu alanı olan yerler açıldı. Plaj ve ana yol. Şimdi ise bir envanter çalışması yapıyoruz. Mülkler kime ait?
bu mülk sahipleri şimdiden teşekkür etmeye başladı. Yani Rum vatandaşlar bize teşekkür ediyor. Gelip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimine teşekkür ediyor. Çünkü mülk sahipleri, dedeleri, babaları, anneleri vefat etmiş, ortada kalmış. Burayı kullanmak istiyorlar. Belki de satmak istiyorlar o kendi tercihleri. Mülkiyet hakkına saygı duyarak buranın açılması adanın refahı için faydalı olacak. En çok da mülk sahiplerine yarayacak. Uluslararası hukuka uygun şekilde mülkiyet hakkına saygılı, uluslararası hukuka uygun bir şekilde mülkiyet hakkına, BM kararları dahil, mülkiyet hakkına saygılı bir şekilde burayı açtığımız zaman mülk sahipleri çok mutlu olacak ve bu atıl bölgede adaya kazandırılmış olacak. Yani burada kötü niyet yok, tamamen iyi niyet var. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim cevaplarınız için. Şimdi ben iki tane sorum olacak Sayın Konuğumuz Libya Dışişleri Bakanım, Dışişleri Bakanımıza. Sayın Bakanım, Alparslan Bey ifade ettiği bir konu vardı. Libya ile Türkiye arasındaki enerji kaynaklarının, Libya enerji kaynaklarının, denizlerdeki enerji kaynaklarının özellikle işletilebilmesi konusunda yardımı. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? Yani Türkiye'nin orada sahip olduğu yetenek çerçevesinde yürüteceği faaliyetler bakımından Libya'nın tutumu nedir? İşbirliği hangi ölçüde olacaktır? Teşekkür ederim. بالتأكيد كما ذكرت أن ليبيا سوف لن تترك أي حق لشعبها وتسعى للحصول عليه صحيح ليبيا دولة نفطية وتنتج الآن حوالي مليون وربع مليون برميل في اليوم هناك من يقول أن هذا النفط يكفي لاحتياجات ليبيا ولكننا نقول أنها مسألة حقوق وأن ليبيا سوف تسعى لإثبات حقها في أي منطقة كانت ولذلك حينما تفاوضنا مع الإخوة الأتراك وتم إثبات بأن ليبيا تتشاطئ فعلا We interviewed with the Turkish side about this issue. We talked what else we can do together. There are subsidies in Libya. What can we do for their operation? We talked about this. So we need to take it from potential to action. As far as I remember correctly, there is an area of 14,000 square kilometer area. We agreed on working together on an area of 14,000 square meter. We will continue to work together to have contribution for both countries. I have another question. Girit'in güneyinde Yunanistan'ın ruhsat alanları belirlemesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Benzeri bir durumu tek taraflı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kendi Kıbrıs Adası'nın güneyinde tek taraflı olarak ruhsat alanları belirledi. Yani bu yöntemi bir yandan Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, diğer taraftan da Yunanistan'ın ayrı ayrı uygulaması bakımından benzerlikleri de düşünerek neler söyleyebilirsiniz? Teşekkür ederim. فيما يتعلق بإعلان اليونان بإرادتها المنفردة ودون الاتفاق معنا على تحديد مناطق للاستكشاف اعترضنا على هذه المناطق وهي مناطق في رأينا متنازع عليها وليست حقا خالصا لليونان وطلبنا من اليونان أن تنتظر إما أن نتفق ثنائيا على تحديد الأجراف القارية للدولتين وإما اللجوء إلى محكمة العدل الدولية كما فعلنا مع تونس ومع مالطا
وأيضا وجهنا نداء إلى الشركات التي وقعت معها الحصول وهي شركات أجنبية تحرضها دولها وجهنا إنذار بأنها تنقب على الطاقة مصادر الطاقة في مناطق متنازع عليها ولذلك لن نفرط في هذا الحق إلى أن يتم الاتفاق بشكل تفاوضي أو باللجوء إلى المحكمة كما فعلنا في الحالتين مع Şimdi de sorumu Sayın Bakanım Alparslan Bayraktar'a yöneltmek istiyorum. İki tane sorum olacak. Birincisi, bir ne kadar Akdeniz'de beklerken Karadeniz'de rezervlere ulaştık. Tabii bu rezervlere ulaşmamız Türk halkını mutlu ettiği kadar bundan sonraki stratejimizi ne şekilde etkileyeceğini sormak istiyorum ben. Özellikle araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri bakımından. İlk evet. Sorum bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Şimdi doğalgaz Türkiye'nin enerji piyasaları için çok bir emtia. Türkiye'nin ekonomisi için önemli. Çünkü biz doğalgazı hem sanayide kullanıyoruz hem hane halkımız Türkiye'nin 81 iline tüm vatandaşlarımıza doğalgazı getirme hedefiyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ve Türkiye elektriğini de büyük ölçüde özellikle geçmişte doğalgazdan tedarik ediyor idi. Dolayısıyla doğalgaz Avrupa'nın 4. büyük doğalgaz piyasası. Ciddi anlamda doğalgaz ihtiyacımız var ve maalesef açılışta söylediğim gibi bunun neredeyse tamamını ithal ediyoruz. İthal kaynaklardan karşılıyoruz. Bu yeni Milli Enerji Maden Politikası'nda denizlerde aramacılığa odaklandığımız, önceliklendirdiğimiz dönemde Karadeniz'de aslında programımızın önemli bir yerini kapsıyordu. Fakat ilk etapta Akdeniz'deki ilk arama fazını gerçekleştirdik. Fakat özellikle bölgesiyle alakalı çalışan ekip çok yoğun bir şekilde mutlaka gemilerden bir tanesinin Karadeniz'de görevlendirilmesiyle alakalı bizi epey zorladı. Ve bugüne kadar çalışma yapılmamış bir alanda. Çünkü bizim geçmişte Karadeniz'de açıkçası 6 tane derin deniz sondaj aramamız var. 2010 yılından sonra gerçekleştirilmiş. Ağırlıklı yabancı şirketlerle ortaklıklar şeklinde. Ve fakat bu Sakarya Gaz Bloğu olarak adlandırdığımız bölgede herhangi bir çalışma geçmişte yapılmamıştı. Fakat tamamen teknik ekibin hem 3 boyutlu sismik çalışma kararı, o çalışmanın sonrasında analizi ve sondaj lokasyonunun tespiti sonrasında sondaj faaliyetini yaptık ve 21 Ağustos'ta sondajın ilk bölümüyle alakalı bir anons Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı ve bu müjdeyi milletimizle paylaştı. Nihai olarak 17 Ekim'de Tuna kuyusundaki faaliyetler tamamlandı ve burada 405 milyar metreküp bir doğalgaz keşfini açıkladık. Tabii bu keşif 2020 yılı içerisinde bütün dünyada yapılan offshore'daki en büyük keşif. Karadeniz'de tarihin en büyük keşfi. Dolayısıyla çok önemli ve ölçek olarak da ciddi anlamda büyük bir keşif. Doğalgazın Türkiye enerji sektöründe, enerji piyasalarındaki yeri bu kadar önemliyken %100 dışa bağımlı olduğumuz bir emtiada, bir commodity'de dışa bağımlılığımızı en az %25-30 azaltacak bir büyüklükte bir keşif. Dolayısıyla bu açıdan ekonomik büyüklüğü önemli. Yaklaşık bugünkü rakamlarla 80 milyar dolar civarında bir ekonomik büyüklüğe ifade ediyor. Dolayısıyla dışa bağımlılığımızı azaltmada önemli bir adım. Ama sorunuzun devamında sorduğunuz hani önümüzdeki dönem stratejimizi nasıl etkiliyor? Hala geride çözmemiz gereken ciddi bir dışa bağımlılık problemi var. Dolayısıyla biz kararlılıkla hem Karadeniz'de, diğer sahalarda hem de Akdeniz'deki aramalarımıza devam edeceğiz. Şimdi en önemli gündemimiz bu gazı 2023 yılında Türkiye'ye, Türkiye'deki doğalgaz şebekesine bağlamak. Oldukça iddialı bir hedef, iddialı bir program. Ama bütün çalışmalarımız şu anda işte ikinci kuyunun faaliyeti devam ediyor, sondajı devam ediyor. Tüm programımızı 2023'e ilk gazı Türkiye'ye getirmek, inşallah da 2025-26'larda plato üretim dediğimiz yıllık 15-16 milyar metreküplük üretim seviyelerini çıkarmak istiyoruz. Ve önümüzdeki 20-25 yıl yani 2050'lere kadar bu sahadan doğalgaz üretmek mümkün olabilecek. Türkiye'nin 2021 yılından başlayarak 2025-26'ya kadar devam eden bir doğalgaz uzun dönemli kontratların yenilenme süreci var. Çok önemli bir kilometre taşı Türkiye için. Dolayısıyla tam böyle bir döneme bunun denk gelmesi de ayrıca bizim için önemli.
tüm tedarikçilerimizle, mevcut tedarikçilerle ve yeni gelebilecek tedarikçilerle bu çerçevede görüşmelerimize başladık, devam ediyoruz. Ve ümit ediyorum bütün bunların sonucunda Türkiye'nin sanayisine, Türkiye'nin hane halkına, vatandaşlarımıza daha ucuz, daha rekabetçi gaz tedariği yapabileceğiz. Efendim bir son sorum sizin için. Özellikle Doğu Akdeniz'de bulunan ya da keşfedilecek ya da keşfedilen hidrokarbon değerlerinin piyasaya sunulması söz konusu ve piyasaya sunulabilmek için çeşitli yöntemler de var. Bunlardan işte İsmet bor hattı ya da işte gazın sıvılaştırılarak tankerler vasıtasıyla aktarımı. Bütün bu yöntemleri düşündüğünüz zaman Türkiye'nin politikası bu anlamda ne şekilde bir yapılanmaya gidecektir diye düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi bizim genel anlamda uluslararası projelere bakışımız enerji perspektifinden Türkiye'nin ve bölgenin, yani bahsettiğimiz bölge aslında Güneydoğu Avrupa ve genel olarak Avrupa, bölgenin arz güvenliğine katkı sağlayacak tüm projelerde Türkiye'ye paydaş olmaya hazır olduğunu ifade ediyoruz. Şayet tabii ki bu projelerin kazan kazan prensibinde taraflara, şirketlere mutlaka ekonomik değer sağlaması gerektiğini düşünüyoruz. Ve eğer bu projeler bölgesel çatışmalar, bölgesel istikrarsızlıkları gidermekte de bir rol oynayacaksa buna daha da yoğun bir şekilde katkı sağlayabileceğimizi ifade ediyoruz. Ve bugüne kadar da aslında Türkiye en son örneğini TANAP'ta gördük. Hazar hidrokarbon kaynaklarının, doğal gazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmesi gibi bana göre tarihi bir projeyi hayata geçirdi. Bu hem Türkiye'nin arz güvenliğine hem Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayan bir projedir. Ve bana böyle çok kısa hemen işte mesela Doğu Akdeniz hidrokarbon kaynakları nasıl dünya piyasalarıyla buluşur dendiğinde açıkçası çok fazla yeniden bir keşif yapmaya gerek yok. TANAP ve TAP projelerindeki izlediğimiz, tatbik edilen usulleri, yolları, adımları takip edersek bunları gerçekleştirebiliriz diyoruz. Orada ne yapıldı? Bu güzergahtaki ülkeler, başta Sayın Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız, onların liderliğinde ve bölge ülkelerinin katılımıyla, Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın yapıcı katkısıyla bu devasa proje, mühendislik açısından, teknik olarak, ekonomik olarak, finansal açıdan bu kadar devasa bir proje hayata geçirilmiş oldu. Ve bugün şu anda doğal gaz akışı buradan devam ediyor. Benzer adımları atılması gerekiyor doğal kaynakların, Akdeniz'deki doğal kaynakların dünya piyasalarıyla buluşması için. Çünkü önümüzde şöyle bir açmaz var. Bir enerji uzmanı gözüyle söylüyorum. Akdeniz'de gazı bulmak veya petrolü veya hidrokarbonu bulmak önemli. Ama en az onun kadar önemli başka bir husus daha var. Piyasayı bulmanız lazım, marketi bulmanız lazım. Baktım, bunu sağlayacak çok fazla çevrede ülke yok. Evet, Mısır önemli bir tüketim ülkesi, önemli bir tüketici. Dolayısıyla bir pazar olarak bir şey ifade ediyor. Ama onun dışında kuzeye döndüğünüzde ya Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bu gazın mutlaka gelmesi lazım. O durumda da karşınıza şöyle bir soru çıkıyor. Siz bunu hangi teknik olarak ve hangi finansal yapı içerisinde bu gazı Avrupa'ya veya Türkiye'ye getirebilirsiniz? Bunu getirirken de nasıl rekabetçi olabilirsiniz? Bugün dünyada özellikle Covid sürecinde şunu gördük. Emtia değerleri son derece aşağı düştü. Piyasada, dünya piyasalarında doğalgaz çok bollaştı. Böyle bir ortamda çok bir takım uçuk projelerle ekonomik fizibilitesi, teknik fizibilitesi müphem olan, muğlak olan projelerle siz gazı Avrupa'da herhangi bir gazla rekabet etme şansınız çok mümkün gözükmemektedir. Bunun için en makul, en uygun güzergahlardan bir tanesi Türkiye'dir. Ve Türkiye'de bu hakça paylaşım prensibine uyan bütün ülkelerle bunu konuşabileceğini Sayın Bakanımız da tekrar ifade ettiler. Bu anlamda var olduğumuzu ifade ediyoruz. Şunu unutmamak lazım. Bu işlerin bir de zaman faktörü var. Bugün dünya çok hızlı bir şekilde, enerji sektörü, teknoloji önemli bir şekilde, hızlı bir şekilde değişiyor. Bugünün çok önemli gördüğünüz emtiaları yarın bu önemlerini kaybedebilmektedir. Bakın kömür artık bugün dünyada yapımı çok zorlaşan bir emtia oldu. Çok var, çok bol aslında dünyada. Fakat işte çevresel kaygılarla finansman bulmak çok zorlaştı kömüre. Benzer şeylerin, benzer komoditeler için olma ihtimali söz konusudur.
Dolayısıyla zaman faktörünü de göz önünde bulundurarak kazan kazan prensibine uygun çözüm arayışları içerisinde olabileceğimizi ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her ne kadar zamanımız şu an bitiyor gözükse de Sayın Bakanım, meşguliyetiniz olduğunuzu da biliyorum. Birer soru sorma imkanım var mı diğer konuklarımıza, yoksa kısaca? Kısaca. Saat kaç oldu? 12.30. Görüntü gelirse ya. Online'dalar mı? Online'dalar. O zaman ben ilk önce Kıbrıs eski Dışişleri Bakanımıza bir soru yöneltmek istiyorum. Sayın Alparslan Bey'in ifadelerinin üzerine özellikle Kıbrıs Adası'nın güneyinde keşfedilecek bir hidrokarbon yataklarının ya da diğer doğal kaynakların Kıbrıs Adası üzerinden Türkiye'ye aktarımının söz konusu olması durumunda Kıbrıs Adası ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunun çözümüne bir teşvik olabilir mi? Ben bu konuda görüşlerinizi almak istiyorum. Hemen kısaca. I wish I could easily say yes, I think it would, but I think we must keep in mind why the Cyprus problem began to begin with. What is the definition of the Cyprus problem for the Greek Cypriots? And what is the definition of the Cyprus problem for the Turkish Cypriots? The problem did not begin as an economic one. The problem is a political one. Any hydrocarbon find in the Eastern Mediterranean off the shores of the island of Cyprus in the EEZ, obviously the most logical way to market this to Europe is over Turkey, obviously. But do I think that the Greek Cypriots would say, okay, let's give up our national ideals on the island of Cyprus. Let's stop thinking that the island of Cyprus is a Hellenic island. Let's stop thinking that the Turkish Cypriots are only our minority and start thinking in terms of one island, two national entities, two separate peoples, two democracies, two states, two sovereignties, island of Cyprus. And we on our own as Greek Cypriots do not represent the island of Cyprus because the island of Cyprus is just as much the home of the Turkish Cypriot people as it is ours. Will the Greek Cypriots ever come to such a point? I doubt it. Whether or not there are finds, hydrocarbon finds in the Eastern Mediterranean or not, I do not believe that the obsession that the Greek Cypriot mentality has vis-à-vis the island of Cyprus will allow them to break from this obsession and come to reality and come. Hopefully it will. I'm not saying I don't want them to. I wish they would. But I have my huge doubts that they would. Teşekkür ederim. Son sorumu aslında eski Ürdün Başbakanımıza yöneltecektim. Fakat kendisi son sözü istemiş. Dolayısıyla soru yöneltmek yerine herhalde anladığım kadarıyla söyleyeceği bir son söz var. O son sözü ifade etmesi için kendisine bir beş dakika veriyorum. Teşekkür ederim. Thank you very much. Just a small clarification. Greece, in fact, made a declaration in 2015 recognizing the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice. But there are many exceptions to that, notably on disputes relating to maritime delimitation, and one can see why that was made. However, there is a paragraph in the declaration that nevertheless, regardless of the exceptions, the
the Greek government would accept to go to the court on the basis of a mutually negotiated special agreement or as it is called, a compromise. So that's what I am talking about. I mean, I'm not saying that Turkey should immediately go down that route, but I think, and I'm sure this must have been raised in the negotiations, simply we should not foreclose that possibility. That's what I wanted to say. Çok teşekkür ederim. Bütün konuklarımıza, katılımlar için çok teşekkür ediyor. Ve bütün izleyicilere de burada bulundukları için ve bizleri dinledikleri için, katkıları için saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Değerli konuklar, birinci oturumumuz burada sona eriyor. Covid nedeniyle plaket takdimimiz olacaktı ancak Covid nedeniyle plaketleri sahiplerine takdim edemiyoruz. Daha sonra kendilerine ulaştıracağız. Bir fotoğraf çekimi olacak. Bunun için üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Sayın Özlenen Özkan'ı, Antalya Valisi Sayın Ersin Yazıcı'yı ve Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Sayın Orhan Hikmet Azizoğlu'nu sahneye teşriflerini arz ediyorum. Değerli katılımcılarımız saat 14'te öğle yemeğinin ardından ikinci oturumumuz yeniden bu salonda olacak.